Merhaba, bugünkü dersimizde sermaye bütçelemesi, bir başka deyişle yatırım projelerinin değerleme yöntemleri konusunu ele almaya çalışacağım. Önce sermaye bütçelemesi ne demek, ondan bahsedelim. Bir işletmede duran varlıklara yapılan yatırımlara sermaye harcamaları, yatırım planlarına ise sermaye bütçelemesi adı verilir. Diğer bir deyişle sermaye bütçelemesi uygun ve verimli yatırım alanlarının araştırılması ve yatırım projelerinin değerlendirilmesidir. Sermaye bütçelemesi yeni, karlı, verimli yatırım projeleri araştırılmasını, bir yatırım önerisinin kabul edilmesinin etkilerini tahmin edebilmek için teknik ve pazarlamaya, hatta yönetime ilişkin tüm etmenlerin incelenmesini, her yatırım önerisinin kar sağlama potansiyelini belirlemek için ekonomik analiz yapılmasını içeren çok yönlü bir faaliyet olarak tanımlanabilir. Peki yatırım projesi nedir? Yatırım projesi bir plan çerçevesinde belli bir zaman döneminde belirli kaynaklarla gerçekleştirilebilecek mal ve hizmet üretimine yönelik ve birbiriyle ilişkili bir faaliyetler kümesi, yani bir sabit sermaye yatırım önerisidir. Yatırım projesi belirli bir ürün veya hizmetin ortaya konulmasına yönelik yapılan geçici nitelikteki çalışmalar bütünüdür. Dolayısıyla yatırım projeleri işletmelerin amaçlarına ulaşmalarını sağlayan araçlardır. Yatırım projeleri birkaç şekilde olabilir. Bunlardan birincisi bağımsız projelerdir. Bir projenin veya proje grubunun seçimi diğer proje veya proje gruplarının seçimini etkilemiyorsa, diğerlerinden bağımsızsa bu projeye bağımsız proje adı verilir. Bağımsız projelerin gerçekleştirilebilmesi ancak sahip olunan kaynakların yeterliliğine bağlıdır. Projeyi gerçekleştirmek ihtiyaç olsa bile kaynak yeterli değilse hayata geçirilemeyecektir. İkincisi bağımlı yani şartlı projeler. Bir projenin kabulü diğer projenin kabulüne bağlı ise bu projelere şartlı projeler denir. Aslında şartlı projelerde de kaynak kısıtı önemlidir. Bazen ana proje gerçekleştirilip buna bağlı diğer projelerin de gerçekleştirilmesi gerektiği halde kaynak yetersizliğinden şartlı projeler gerçekleştirilemeyebilir. Burada kaynak kısıtı tabii çok önemli. Özellikle şartlı projelerde birbirine bağlı projeler varsa, örneğin A projesi gerçekleştiğinde B projesinin de gerçekleşmesi gerekiyorsa, bunlar birbirine bağımlı projelerse, şimdi B projesi gerçekleşmediğinde A projesinin atıl kalma ya da istenilen verimlilikte çalıştırılamama durumu da olabilir. Bu nedenle planlamalar yapılırken her ikisine de yetecek kadar kaynağın olup olmadığına dikkat edilmelidir. Üçüncüsü bağdaşmaz projeler. Bir projenin kabulü diğer projelerin kabulünü önlüyorsa, yani muhtelif alternatifler arasından sadece birisini seçmek söz konusu ise bu projelere bağdaşmaz projeler denir. Bağdaşmaz projelerde esas kaynak kısıtı çok önemlidir. Çünkü kaynak kısıtı söz konusuysa alternatif projelerden sadece biri ya da kaynakların yettiği kadarı seçilebilecektir. Peki ne tip projeler yapılabilir? Birincisi yeni yatırım projeleri. Yani yeni bir alanda, yeni bir sektörde ilk defa bir yatırım kararı verilebilir. Örneğin gıda sektöründe çalışmak istiyoruz. Bir gıda tesisi, örneğin peynir üretim tesisi, yoğurt üretim tesisi gibi ilk defa yapılan bir proje olabilir. İkincisi mevcut bir tesisimiz vardır ama artık eskimiştir. Yenilenmesi gerekmektedir. Gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bazı yerlerde tadilat yapılması gerekmektedir. Bunlara yenileme projeleri denilir. Üçüncüsü genişleme projeleri.
mevcut tesis artık yetmiyordur. Bunun kapasitesinin artırılması gerekiyordur. Bunlara da genişleme projeleri denilir. Ya da dördüncüsü modernleştirme projeleri. Evet, mevcut bir tesisimiz vardır, işimizi görüyordur. Ancak biliyorsunuz teknoloji çok hızlı değişiyor. Her geçen gün yeni aletler, yeni makineler ortaya çıkıyor ve bu yeni makineler çok daha verimli çalışabiliyor. İşte bu gibi durumlarda artık çok eskimiş olan, teknolojisi geçmiş olan tesisler modernleştirilebilir. Bunlar da belli başlı proje çeşitleridir. Yatırım projelerini değerlendirebilmemiz için bazı verilere ihtiyacımız var. Bunlardan birincisi, yapacağımız yatırım bize kaç liraya mal olacak? Yatırım harcaması. Tabii yatırım harcamasını hesaplarken mutlaka sabit yatırım harcamasının yanında çalışma sermayesi ihtiyacını da göz önüne almamız gerekir. Yani bir tesisi projelendirme aşamasından başlayıp faaliyeti geçesiye kadarki dönem içerisinde ne kadar sermayeye, ne kadar yatırım harcamasına ihtiyacımız olduğunu mutlaka net bir şekilde belirlememiz gerekir. İkincisi, yatırımdan sağlanacak net nakit girişleri ne olacak? Burada kar ile net nakit girişini karıştırmamak gerekir. Kar muhasebe tekniklerine göre hesaplanan bir rakamdır ama nakit girişleri işletmeye gerçekten giren nakittir. Kaydi olarak değil, gerçekten var olan bir nakittir. O yüzden işletmenin süresi içerisinde her yıl, her dönem ne kadar nakit girişi elde edileceğinin de tahmin edilmesi gerekir. Üçüncüsü, yatırımın ekonomik ömrüdür. Yatırımın ekonomik ömrünü tabi hesaplamak da oldukça güç. Şimdi bir teknik ömür var, bir ekonomik ömür var. Teknik ömür dediğimizde fayda sağladığımız sürece, süreye denir. Örneğin bir buzdolabı aldık. 50 yıldır kullanıyoruz. Hiç arıza vermedi. Teknik ömrü devam ediyor. Ama ekonomik ömrü dolmuş olabilir. Çünkü çok fazla elektrik harcıyor olabilir. Sık sık arıza yapıyor olabilir. Veya kapasitesi yeterli olmayabilir. Yeteri kadar soğutmuyor olabilir. O yüzden ekonomik ömrünü tamamlamış olur. Yeni bir yatırım yaparken de mümkün olduğunca ekonomik ömrü hesaplamaya veya belirlemeye çalışmalıyız. Ama dediğimiz gibi teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki bazen işte 5 yıllık bir ekonomik ömür biçerken gerçekte 2 yılda ekonomik ömrünü de doldurmuş olabilir. Dördüncüsü, yatırımın ekonomik ömrü sonundaki hurda değeri tahmin edilmeye çalışılmalıdır. Tabii çok kolay şeyler değil bunlar. Hani 5 yıl sonra bu tesisini kaç liradan veya bu makinaları kaç liradan elden çıkarabiliriz? Bunu tahmin etmeye çalışmalıyız. Beşincisi, önemli bir konu da yatırımdan beklenen verim oranı, iskont oranı ne olacaktır, bunu bilmemiz gerekir. Burada tabii farklı yaklaşımlarla iskont oranını belirleyebiliriz. Örneğin enflasyon bizim için bir ölçüt olabilir veya alternatif yatırım alanlarından elde edilecek getiriler bir ölçüt olabilir. Kredi faiz oranları bir ölçüt olabilir ya da İşletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti bizim için bir ölçüt olabilir. İskont oranı yatırımcıdan yatırımcıya da farklılık gösterebilir. Yatırımın riski de burada etkili olmalıdır. Ama çok kaba olarak enflasyonun üzerinde bir oranın belirlenmesi gerekir. Aynı zamanda yatırımın riski yüksekse iskont oranı da daha az riskli projelere göre daha yüksek olacaktır. Yatırım projelerinin değerlemesinde kullanılan yöntemler var. Geri ödeme süresi yöntemi, iskont edilmiş geri ödeme süresi yöntemi, net bugünkü değer yöntemi, karlılık endeksi yöntemi ve iç verim oranı yöntemi en çok kullanılan yöntemlerdir. Bunların dışında başka yöntemler de var ama en çok kullanılanları bunlardır. Bunlardan birincisi geri ödeme süresi yöntemi. Bazı yatırımcılar için yaptıkları yatırım harcamasının kısa sürede geri dönmesi önemlidir. Başka bir deyişle, mümkün olan en kısa sürede bir yatırımdan elde edilecek net nakit girişlerinin yatırım harcamasına eşitlenmesi istenir. Geri ödeme süresi, bir yatırımdan elde edilen nakit girişlerini yatırım harcamasına
eşitleyen süre olarak tanımlanabilir. Bu yönteme göre nasıl karar vereceğiz? Bağımsız bir yatırım projesinde geri ödeme süresi önceden belirlenmiş geri ödeme süresinin üzerinde ise bu proje kabul edilmez. Örneğin biz 2 yılda kendini amort etsin, yani geri ödeme süresi 2 yıl olsun diye kafamızda tasarlamışız ama bir hesap yaptık, geri ödeme süresi 3 yıl çıkıyor. O zaman bu projenin kabul edilmemesi gerekir. Birden fazla proje arasından birisi tercih edilecekse o zaman geri ödeme süresi kısa olan proje seçilmelidir. Üçüncü olarak da yatırım projesinin kabul edilebilmesi için hesaplanan geri ödeme süresi elbette ki projenin ekonomik ömründen küçük olmalıdır. Geri ödeme süresi yöntemine karşı birçok eleştiri vardır ama en önemli ikisinden birincisi, geri ödeme süresi yönteminin paranın zaman değerini dikkate almamasıdır. Başka bir deyişle bugünkü 100 lira ile 5 yıl sonraki 100 lira eşit kabul edilmektedir. Oysa paranın bir zaman değeri vardır. Ve bugünkü para her zaman gelecekteki paradan daha kıymetlidir, daha değerlidir. İkincisi, geri ödeme süresi yöntemine yöneltilen eleştirilerden. İkincisi, geri ödeme süresine ulaşıldıktan sonraki net nakit akışlarını göz ardı etmesidir. Örneğin 2 yılda geri ödeme süresine ulaşıldı. Bir diğer proje 3 yılda ulaşacak ama 3 yılda geri ödeme süresine ulaşan projenin 3. yıldan sonraki net nakit girişleri daha fazla olabilir. Bunu göz ardı etmektedir geri ödeme süresi yöntemi. Şimdi bir örnekle açıklamaya çalışalım. 2 tane proje var. A projesi, B projesi. Her ikisi için de 600 bin liralık bir yatırım gerekiyor ve 5 yıllık ekonomik ömrü var. Bu 5 yıllık ekonomik ömür süresi içerisindeki her yıla ait nakit girişlerini de şu anda ekranda görüyorsunuz. Önce A projesinin geri ödeme süresini hesaplayalım. Burada şunu yapıyoruz. Yatırım yaptığımız yıldaki yatırım maliyetimiz 600 bin lira. Birinci yılda 300 bin lira bir net nakit girişi sağladık. 600 eksi 600 binden 300 bini çıkarttığımızda birinci yılın sonunda eksi 300 bin kalıyor. İkinci yılda 250 bini daha çıkartıyoruz. Eksi 50 bin. Biz bunun sıfır olmasını istiyoruz. Oysa üçüncü yılda ilave ettiğimizde bu 150 bin lira olacak. Biz acaba 50 bin liralık kısmı ne kadar zamanda sağlanıyor diye bakıyoruz. O yüzden şuradaki 50 bini mutlak olarak alıp 3. yıldaki 200 bini oranladığımızda 0,25 yıl çıkıyor. Öncesinde de 2 yılımız vardı. 1-2 yıl. Burada da 3. yılın tamamını değil 0,25 yılını alıyoruz. Dolayısıyla A projesinin geri ödeme süresi 2,25 yıl olmuş oluyor. Aynısını B projesi için yaptığımızda yatırım yapıldığı yıl 600 bin lira bir maliyeti var. İlk yıl 100 bin lira sağlanıyor. 500 bine düşüyor. İkinci yıl 150 bin lira sağlanıyor. 350 bine düşüyor. Üçüncü yıl 250 bin daha sağlanıyor. 100 bine düşüyor. Biz yine bunun sıfır olmasını istiyoruz ama dördüncü yılda 275 bin var. O zaman eksi olan 100 bini mutlak olarak alıp dördüncü yıldaki 275 bine böldüğümüzde 0,36 yıl ediyor. Başlangıçta da 3 yıl vardı bakın 3. yıl. 4. yılın 0,36 yılını alıyoruz. 3,36 yıl oluyor. Yani B projesinin geri ödeme süresi 3,36 yıldır. A projesinin 2,25 yıldı. İki projeden birini biz tercih edeceksek geri ödeme süresi kısa olanı tercih etmemiz gerekiyordu. Bu nedenle de A projesinin geri ödeme süresi 2,25 yıl, B projesinin geri ödeme süresi 3,36 yıldan daha kısa olduğu için A projesi tercih edilmelidir. İkinci yöntemimiz iskonto edilmiş geri ödeme süresi yöntemi. Geri ödeme süresi yöntemine yöneltilen eleştirilerden birincisi paranın zaman değerini dikkate almamasıydı. İşte iskonto edilmiş geri ödeme süresinde paranın zaman değeri dikkate alınarak geri ödeme süresi hesaplanıyor. Burada bir iskonto oranına ihtiyaç duyuluyor. Biraz önce iskonto oranının nasıl belirlenebileceğini söylemiştik. Yeniden hatırlatacak olursam, işletmenin sermaye maliyeti, alternatif getiri oranları, yatırımın risk düzeyi, enflasyon oranları, reel faiz oranları gibi faktörler göz önüne alınarak belirlenmektedir. Her işletme için standart bir iskonto oranının belirlenmesi mümkün değildir. İskonto oranı
Her işletmenin kendi koşullarına, zaman içerisinde ekonomide yaşanan gelişmelere ve yatırımcıların beklentilerine göre farklılık gösterebilir. Burada da yine karar verme kurallarına baktığımızda geri ödeme süresiyle aynı olduğunu görüyoruz. Önceden belirlediğimiz bir süre varsa onun üzerinde olmamalıdır. Birden fazla proje arasından bir tanesi seçilecekse iskont edilmiş geri ödeme süresi kısa olan tercih edilmelidir. Ve yine iskont edilmiş geri ödeme süresi projenin ekonomik ömründen küçük olmalıdır. Bu yönteme yöneltilen eleştiri ise iskont edilmiş geri ödeme süresine ulaşıldıktan sonraki net nakit girişlerini dikkate almamasıdır. Geri ödeme süresi yönteminde iki eleştiri vardı. Birincisi paranın zaman değerini dikkate almamasıydı. İskont edilmiş geri ödeme süresinde bu eleştiri düzeltilmiş oldu. Ama ikinci eleştiri, yani geri ödeme süresine ulaşıldıktan sonraki net nakit girişlerinin dikkate alınmaması eleştirisi burada da devam etmektedir. Şimdi bunu da bir örnek üzerinde açıklamaya çalışalım. İlk önce bir nakit girişlerinin iskont edilmesi gerekiyor dedik. Bu örnekte iskont oranını %15 olarak kabul ettik. Net nakit girişlerini nasıl iskont ediyoruz? Örneğin birinci yılı 300 bin bölü iskont oranımızı 1 ile topluyoruz. 1,15. İkinci yıl değerini 1,15'in karesine bölüyoruz. Üçüncü yıl değerini 1,15'in üçüncü kuvvetine bölüyoruz. Dördüncü yıl, beşinci yıl ve diğer yılları aynı şekilde 1 artı iskont oranının kaçıncı yılı ise ona bölerek bugünkü değerlerini buluyoruz. Geri ödeme süresinde net nakit akışlarına göre bir hesaplama yapmıştık. Burada ise bugünkü değerlere göre yapacağız. Yani 600 binden 260 bin 870'i çıkarttık. 339 bin 130 kaldı. Ondan 189 bin 36'yı çıkarttık. 150 bin 94 kaldı. Ondan 131 bin 503'ü çıkarttık. 18 bin 591 kaldı. Ama 4. yılda artık 18 bin 591'den daha büyük bir rakam var. O yüzden biz 18.591'i 4. yıl değerine bölüyoruz. 0,22 yıl çıkıyor. Başlangıçta da 3 yıl vardı. A projesinin iskont edilmiş geri ödeme süresi 3,22 yıldır. Aynı işlemleri B projesi için yapacağız. Yani ilk önce net nakit girişlerinin bugünkü değerlerini buluyoruz ve bugünkü değerler üzerinden geri ödeme süresini hesaplıyoruz. Bu hesabı yaptığımızda B projesinin iskont edilmiş geri ödeme süresi 4,22 yıl çıkıyor. Bu A projesinde 3,22 yıldı. Dolayısıyla A projesinin iskont edilmiş geri ödeme süresi daha kısa olduğu için A projesi tercih edilmelidir. Üçüncü yöntemimiz net bugünkü değer yöntemi. Şimdi tekrar geri ödeme süresi yöntemini hatırlayacak olursak iki eleştiri var demiştik. Birincisi paranın zaman değerini dikkate almaması. İkincisi geri ödeme süresine ulaşıldıktan sonraki net nakit akışlarının dikkate alınmamasıydı. İskont edilmiş geri ödeme süresi paranın zaman değerini dikkate aldı ama tüm net nakit girişlerini hesaba katmadı. Oysa net bugünkü değer yönteminde bu iki eleştiri de giderilmiş oluyor. Yani hem paranın zaman değeri dikkate alınmış oluyor hem de işletmenin ekonomik ömrü boyunca elde edilecek net nakit girişlerinin tamamı dikkate alınmış oluyor. Bu yöntemde eğer net bugünkü değer pozitif çıkarsa, bu arada net bugünkü değeri projeden beklenen net nakit girişlerinin bugünkü değerinden, yatırım harcamasını ya da net nakit çıkışlarının bugünkü değerlerini çıkartarak hesaplıyoruz. Sonuç sıfır ya da pozitif olursa proje kabul edilir. Sonuç eksi negatif çıkarsa proje reddedilir. Birden fazla proje arasından bir tanesi seçilecekse net bugünkü değeri büyük olanın tercih edilmesi gerekir. Genellikle literatürde net bugünkü değer yönteminin geri ödeme süresi ve iskont edilmiş geri ödeme süresi yöntemine göre daha sağlıklı sonuçlar verdiği konusunda görüş birliğine varılmıştır. Şu anda ekranda da net bugünkü değerin nasıl hesaplanacağına ilişkin formülü görüyoruz. Şimdi aynı örneği burada yapalım. İlk önce bugünkü değerleri yine iskont oranı üzerinden hesapladık.
Sonra bugünkü değerleri topluyoruz hepsini. 716.890 çıkıyor. A projesinin tüm ekonomik ömrü boyunca elde edilen net nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplamı 716.890'dır. Biz net bugünkü değeri hesaplarken bulduğumuz bu 716.890 değerinden yatırım harcaması 600.000'i çıkartıyoruz. Sonuç 116.890 çıkıyor. Pozitif bir sonuç çıktı. Dolayısıyla A projesi kabul edilebilir bir projedir. Aynı işlemleri B projesi için yaptığımızda B projesinin net nakit akışlarının bugünkü değerleri toplamı 696.002 liradır. Bundan yatırım harcaması 600.000'i çıkarttığımızda 96.002 lira kalmaktadır. Bu da pozitif çıkmıştır ve kabul edilebilir bir projedir. Ama A ya da B projesi arasından bir tanesini seçmek istiyorsak A projesinin net bugünkü değeri B projesinden fazla olduğu için A projesinin seçilmesi gerekmektedir. Diğer bir yöntem karlılık endeksi yöntemi. Net bugünkü değer yönteminde nakit girişlerinin bugünkü değerlerinden nakit çıkışlarının bugünkü değerlerini çıkartmıştık. Sonuç sıfır ya da pozitifse kabul etmiştik. Bu yöntemde ise bunları birbirine bölüyoruz. Yani net nakit girişlerinin bugünkü değerini net nakit çıkışlarının bugünkü değerine bölüyoruz. Burada ise sonucun bir ya da birden büyük olması gerekir. Birden küçük olursa projenin reddedilmesi gerekiyor. Birden fazla proje arasından bir tanesi seçilecekse o zaman karlılık endeksi büyük olan projenin tercih edilmesi gerekiyor. Örneğimize baktığımız aynı örnekte A projesinin net nakit akışlarının bugünkü değeri 716.890'dı. Bunu yatırım maliyeti 600.000'e oranladığımızda 1,19 çıkıyor. B projesinde ise nakit girişlerinin bugünkü değeri toplamı 696.002'yi 600.000'e böldüğümüzde 1,16 çıkıyor. İkisi de birinin üzerinde olduğu için kabul edilebilir. Ancak A'nın karlılık endeksi B'den fazla olduğu için bu yönteme göre de A projesinin tercih edilmesi gerekiyor. Son olarak iç verim oranı yönteminden bahsedeceğim. Net bugünkü değer yönteminde biz iskonto oranını kendimiz belirlemiştik. Oysa iç verim oranı yönteminde iskonto oranını hesaplayacağız. Bir başka deyişle bir yatırım projesinden beklenen net nakit girişlerine net nakit çıkışlarına eşitleyen getiri oranı iç verim oranıdır. İşte biz bunu bulmaya çalışıyoruz. Bir projenin iç verim oranı beklenen getiri oranıdır. Yani bir yüzde olarak hesaplanması gerekiyor. Şimdi iç verim oranının hesaplanması tabii çok kolay değil. Burada Excel'i iyi kullanmamız gerekir ya da hesaplama yöntemlerini iyi bilmemiz gerekir. Burada iç verim oranına göre nasıl değerleme yapacağız? Kafamızda belirlediğimiz bir getiri oranı varsa, örneğin biz %12 getiri bizim için yeterlidir diyoruz. İç verim oranını %15 hesapladık. Bizim beklediğimizin üzerinde bir getiri var. Öyleyse bu proje kabul edilmelidir. Ama beklediğimizin altında bir iç verim oranı hesapladıysak bu proje reddedilmelidir. Birden fazla proje arasından bir tanesi seçilecekse o zaman iç verim oranı en yüksek olan, en büyük olan proje tercih edilmelidir. Şimdi ben bu örneği Excel'de işlevleri kullanarak hesaplattım. Nasıl yapıyoruz? Excel'de işlev ya da fonksiyon ekle diye bir özellik var. Onu tıkladığımızda bir pencere açılıyor. Bu pencerede fonksiyonlar var. Biz bu fonksiyonlar içerisinde finansal fonksiyonları, finansal işlevleri seçiyoruz. Finansal işlevleri seçtiğimizde de yeni bir pencere açılıyor. O açılan pencerede iç verim oranını işaretliyoruz. İç verim oranını işaretlediğimizde bizden veriler isteniyor. Ne kadar yatırım yapıldı ve net nakit girişleri ne kadardır? Bu verileri o pencereye giriyoruz. Sonra tahmininiz nedir diyor soruyor. Oraya herhangi bir rakam yazılabilir, önemli değil. Önemli olan şunların doğru yazılmasıdır. %24,67 çıktı. Yani bu A projesinden beklenen getiri oranı %24,67'dir. Aynı işlemleri B projesi için yaptığımızda %20,34 çıkıyor.
Eğer bizim için %15'in üzeri yeterli bir oransa her iki projede kabul edilir. Ama biz örneğin %25 getiri bekliyorsak, ikisi de %25'in altında kaldığı için ikisi de reddedilmelidir. Bu örnekte iç verim oranı yüksek olan A projesinin tercih edilmesi gerekiyor. Dikkat ederseniz uyguladığımız tüm yöntemlerde hep A projesi tercih edildi. A projesinin seçilmesi gerektiği söylendi. Fakat bazı farklı durumlarda, farklı örneklerde, özellikle yatırım harcamasının farklı projelerde değişik olduğu, aynı olmadığı projelerde farklı yöntemler farklı projeleri de gösterebilir. Örneğin geri ödeme süresi A projesini önerirken net bugünkü değer yöntemi B projesini önerebilir. Veya karlılık endeksi farklı bir projeyi önerebilir. Bu gibi durumlarda yorumlar nasıl olacak? Tabii bu çok geniş bir konu. Burada zamanımız yeterli değil. Aynı zamanda bu konu biraz derinlemesine felsefi olarak tartışılması gerekir. Biraz konumuzun da dışına çıkıyor. O nedenle burada ayrıntılara değinmiyorum. Sadece temel olarak yatırım projelerini, değerleme yöntemlerini size anlatmış oldum. Bugünkü konumuzu da burada tamamladık. Hepinize çalışmalarınızda başarılar, iyi günler dilerim.